Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir konu öğreneceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni öğreneceğiz. Ne zaman açıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi Tonguç. 23 Nisan 1920. Harikasın. Sınavda tarihler sorulmuyor ancak bazı tarihleri çok bilmemiz lazım. Yani Cumhuriyet'in ilanı, Büyük Millet Meclisi'nin açılması... Bunların her biri çok değerli tarihler. İşte bugün 23 Nisan 1920'de ne oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve bu meclis kurucu bir meclisi, yeni bir devlet kuruluyor. Ulusal bir meclis, Türk adıyla kuruluyor. Demokratik bir meclis, herkes var. Mecliste her görüşen insan var. Savaş meclisi, çünkü ilk mecliste gerçekten amacımız böyle inkılaplar yapmak, yeni bir devlet için teknolojik yatırımlar yapmak değil. Düşmanı yurttan temizlemekti. Zaten milletvekillerinin birçoğu aynı zamanda komutandı, askerdi olağanüstü bir durumda kuruluyor. Yasama, yürütme, yargı da tek bir çatı altında toplanmış durumda. O zaman hadi gel mükemmel bir şekilde bu meclisin özelliklerini öğrenelim. Ve aynı zamanda bu meclis kurulduktan sonra meclise karşı isyanlar çıktı. Kimler isyan çıkar Tonguç'un? Azınlıklar azdı hocam. Çok güzel söyledin. Azınlık isyanları olacak. İtilaf devletleri isyanlar çıkaracak eski kuvay milliyeciler de yani bu isyanları bastıranlar da meclisin otoritesi altına girmek istemeyecek. Bugün bunları öğreneceğiz. Bu arada bu arada şunu da söyleyelim. Örnek sorular açıklandı. Örnek sorularda inkılap tarihi ile alakalı çok ciddi bir farklılaşma, değişim yok ama sayısalda matematik sorularında bazı mintoş kolay sorular geldiğini görüyoruz. Sözelde dil bilgi sorularında üst bilgilerin çıktığını görüyoruz. Bununla alakalı bir short yayınladık. Onu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Şimdi o zaman arkamızı yaslanalım. Intro'muz girsin. Videomuza başlayalım. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise Gördüğünüz gibi Tonguç Kaptaki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Müzik Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kapa bekliyoruz. Evet şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi yolculuğumuza başlıyoruz. Öncelikle TBMM'nin özelliklerine bakacağız ve sonrasında da isyan çıkaracaklar. Bu isyanları çıkaranları durduracağız ve bu isyanların da önemini öğreneceğiz. Şimdi öncelikle neden Büyük Millet Meclisi açıldı Tonguç? Ulusal egemenlik sağlamak için. Mükemmel bir cevap. Gerçekten harika bir cevap. Ulusal egemenliği sağlamak istiyoruz ama burada şöyle bir durum var. İstanbul işgal edilmişti. İstanbul'da biliyorsun Mebusan Meclisi vardı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi. Ve bu mecliste misak milli kararlar alınmıştı. Yani işte kapitülasyonlar kaldırılsın, azınlıkların e, ayrıcalıkları kaldırılsın, sınırlarımız belli olsun diye. Gerçekten bu Amasya Genelgesi'nde Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde alınan kararların bir özeti olan mükemmel bir karar çıkmıştı. Misak-ı Milli Kararları. Misak-ı Milli Kararları alınınca ne olmuştu Tonguç Eylül? İngilizler Meclisi'ni işgal etmişti. Harikasın. İngilizler dingilizlik yapmıştı ve Mebusan Meclisi'ni dağıtmışlardı. Oradaki milletvekillerini tutuklamışlardı. Bazılarını işte Malta Adası'na sürgüne yollamışlardı. Ve ulusal iradeye direkt bir saldırı olmuştu. İşte bu yüzden Mustafa Kemal dedi ki madem İstanbul'daki ulusal iradenin simgesi olan Mebusan Meclisi işgal edildi. Milletvekilleri tutuklandı. O zaman ben Ankara'da yepyeni bir meclis açıyorum. Padişahı sevendi. Halifeyi sevendi. Ülkesini sevendi. Bizi sevendi. De, herkes de buraya gelsin dedi. Ve Ankara'da Milletin ta kendisi olan gerçek bir meclis açıldı, ulusal iradenin tam anlamıyla yansıdığı büyük millet Meclisi açıldı. Ne 23 zaman? 23 Nisan 1920. Harikasın. Peki nerede açıldı Tonguç Eladım? Ankara'da açıldı. Harikasın. O zaman Ankara'da 23 Nisan 1920'de ulusal egemenliği sağlamak için İstanbul'daki meclis işgal edildiği için Mebusan meclisi İngilizler tarafından işgal edildiği için. Ankara'da hep yeni bir meclis açılıyor. Şimdi bu meclisin özelliklerini su doku diye kodlayabilirsin. Bak S -U -D -O -K -U, yani S-U-D-O-K-U. Yani su doku diye kodlayabilirsin. Savaş meclisi, bunu zaten dersimizin başında da söylemiştik. Bu meclis kurtuluş savaşını yapacak. Yani düşmanla mücadele edecek. Milletvekilleri aynı zamanda birer asker. Aynı zamanda ulusal bir meclis. Türk adıyla kurulan ilk meclis. Burası önemli bak. Türk adıyla kurulan ilk meclis olduğunu bileceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kurucu bir meclis, yeni bir devlet kuruluyor. Demokratik bir meclis. Herkesinden insan var. İşte milletvekilleri var, askerler var, doktorlar var, çobanlar var. Herkes, herkes var. Dolayısıyla burada meclisin içerisinde tam anlamıyla demokrasi olduğunu söyleyebiliriz. Olağanüstü bir meclis, e, savaş sırasında kuruluyor, bir anda kuruluyor. İstanbul'daki Mebusan Meclisi işgal edildiği için yani burada biliyorsun şunu şöyle gösterelim. Sayfalarımız karıştı. İstanbul'daki Mebusan Meclisi işgal edilince Misak-ı Milli kararları alındığı için İngilizler tarafından, İngilizler tarafından işgal edilince haddini bildirdik. Gerçekten İngilizler haddini öğrenmiş oldu. Neyse İngilizler misak milli kararları alınca İstanbul'u işgal ediyorlar. İşgal, İstanbul işgal edilince de biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Olağanüstü bir durumda açılıyor. Kurucu Meclis yeni bir devlet kuruluyor dedik. Şimdi burada şu çok önemli. Buraları bize sınavda sorabilirler Tonguç Elad'ı benim. O yüzden buradaki kelimeleri çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi bak yeni bir devlet kurduğu için bu meclis nasıl bir meclistir Tonguç'um? Kurucu. Harikasın o zaman buraya yazıyorum. Kurucu. Kurucu bir meclistir çünkü yeni bir devlet kurduğu. Aynı zamanda nokta nokta bir meclistir çünkü Türk adını taşıyor. Türk adını taşıyorsa nasıl bir meclistir Tonguç evladım benim? Milliyetçi. Harikasın milliyetçi demeyelim de biz. Yani milliyetçi esas da doğru. Ulusal bir meclistir ya da milli bir meclistir de diyebilirsin. Harikasın ama milliyetçi meclisi olduğu da doğru. Ama seçeneklerde genelde bu ulusal kelimesi çıkar. Şimdi farklı görüşleri bünyesinde topluyorsa herkesinden insan varsa bu sefer de demokratik bir meclis olduğunu bize sınavda sorabilirler bunu bileceğiz. Hatta bunu üniversite sınavında şöyle sordular. Bu meclis milletin ta kendisidir cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? Demokratik bir meclis oldu. Niye? Milletin ta kendisi yani herkes var milletin ta kendisi sadece zenginler yok. Herkes var milletin ta kendisidir ifadesi meclisin demokratik bir meclis olduğunu gösteriyor. Çünkü herkesinden insan var. Nokta nokta meclistir çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yönetiyor. O zaman savaş meclisi olduğunu da bileceğiz. Savaş meclisi. Aynı zamanda güçler birliği ve meclis hükümet sistemini benimseyecek. Yani olağanüstü bir durumda açılıyor. Olağanüstü bir meclis. Bunu da bileceğiz. Güçler birliği ne demek hocam? Hemen söyleyeyim Tonguç Ali benim. Bunu da az önce şurada göstermiştik. Güçler birliği şu demek. Normalde yasama, yürütme yargı ayrı ayrı erklerde toplanır. Yani mesela şu anda günümüzde yasa yetkisi meclisedir. Yasayı meclis çıkarır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır. Yargı bağımsız mahkemelerdedir. Ama Kurtuluş Savaşı sırasında olağanüstü bir durum olduğu için meclis yasa, yürütme, yargı ayrı ayrı vakit kaybedemez. O yüzden mecliste tüm yetkiler toplanıyor. Yani meclis hem yasayı çıkarıyor hem yasayı yürütüyor yani uyguluyor hem de yargılıyor. Bağımsız mahkemeler o dönemde istiklal mahkemeler oluyor. Çünkü zaten Kurtuluş Savaşı var. Zaten düşmanla mücadele ediyoruz. O yüzden biraz daha Esasında tam demokratik olmayan ama hızlı karar alınmasını sağlayan bütün bunların tek bir çatı altında toplandığı güçlerin birleştiği bir meclis kuruluyor. Mesela diyelim ki evinizde bir karar alınırken siz kardeşinle beraber veyahut da işte ailedeki çocuklarla beraber bir karar istiyorsunuz. Bu annenize gider. Anneniz der ki ya olur olmaz. Sonra babanıza gider. Babanız der ki olur olmaz. Güçler ayrılı olduğu için en son hep beraber karar verirsiniz. Ama evde son sözü sadece kim söylüyor size mesela? Hocam bizim evde son sözü hep annem söylüyor. O zaman sizin evde güçler birliği var Tonguç'um. Niye? Güçler ayrılıyor yok yani. Ne babanın ne çocukların hiçbir hakkı yok. Her son sözü hep annen söylüyorsa bu evde demokrasi yok demektir. Güçler birliği var demektir. Yani o dönemde de işte mecliste de yani bağımsız mahkemeler şudur budur tüm güçleri bölüşürmüşler ve tepsini tek bir çatı altında birleştirip meclise vermişler. Niye? Hızlı karar alınması gerekiyor. Hatta Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilecek. Tüm güçler Mustafa Kemal'de birleşecek ki bir an önce düşmanı yurttan atalım diye. O zaman geldik buraya. Ha, şimdi ödevlerimiz geldi bir anda. Ödevlerimizi unutmayalım. Tonguç Kap'ta 8. sınıfta 2. sezon 2. haftadayız. Burada Tonguç Eylan'ı benim. Bizim size çok güzel bir şekilde tavsiye ettiğimiz süpersonik kitaplarımız var. Gerçekten yepyeni güncel harika hazırlanmış durumda. Burada test 29, 30 ve 34'ü mutlaka çözmelisin. Buradaki sorular gerçekten efsane bir şekilde hazırlandı. Bak burada görüyor musun? Her bir konuyla alakalı hem yeni nesil sorular var hem de hikayeli sorular var. Bunları çöz. LGS birçok soruyu buradan çıktığını göreceksin. Dinamo'dan yine test 27'yi ve tüm dersler Fijital Soru Bankamızdan da test 7 ve 8'i çözmelisin Tonguç Eladım benim diyoruz. Ve ödevlerimizi verdikten sonra devam ediyoruz. Şimdi Büyük Millet Meclisi açıldı. Ankara'da kurbanlar kesiliyor, dualar ediliyor, mecliste herkesinden insanlar var ve kararlar alınıyor. Şimdi bu kararların da neyle alakalı olduğunu yorum olarak LGS bize sorabilirler Tonguç. Birincisi, meclisin aldığı kararların birincisi diyor ki, hükümet kurmak zorunludur, Büyük Millet Meclisi üzerinde güç yoktur diyor. Bu, şunun göstergesi İstanbul hükümeti reddedilmiştir. Biliyorsun, şimdi biz meclisi hangi şehirde açmıştık Tonguç Heladi benim? Ankara'da. Harikasın, meclisi Ankara'da açtık. Ama İstanbul'da da paçah var. İşte İstanbul hükümeti yani padişahı artık kabul etmiyor İstanbul hükümetini. Niye? Çünkü diyor ki Büyük Millet Meclisi üzerine güç yoktur. Yani biz İngilizlerle, Yunanlarla, Fransızlarla, İtalyanlarla mücadele ederken en büyük güç biziz. Ankara'yız, TBMM'yiz diyor. Çünkü İstanbul'daki gücü kabul etmiyor. Yani İstanbul hükümeti reddediliyor. Devam ediyoruz. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekil atamak doğru değildir. Şimdi padişah var İstanbul'da başkentte. Padişah kendinden bir adam gönderebilir. Bir vekil atayabilir. Bunu da istemiyoruz ya. Neden? Meclisin süreklerini istiyoruz ve yine İstanbul hükümetini göz ardı ediyoruz. Biz artık diyoruz ki padişah değil halk karar verecek. Büyük Millet Meclisi yasama yani yasayı çıkarma ve yürütme yani yasayı uygulama yetkisine sahiptir. Bu da yine güçler birliğini gösteriyor. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Bu da meclis hükümetini gösteriyor. Yani meclisin içinden milletvekilleri ...seçilerekten. Birisi Milliyetin Bakanı olacak... ...birisi İçişleri Bakanı olacak... ...birisi Adalet Bakanı olacak. Meclisten seçiliyorlar. Günümüzde ise farklı bir sistem var. Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır. Yine bu da meclis hükümet sistemi. Bu kadar detaya girmezler LGS'de. Padişah ve halife... itiraf devletlerinin baskısından kurtulduktan sonra... ...meclisin düzenleyeceği yasaya göre... hareket edecektir. Yani padişah ve halife... ...meclise göre hareket edecektir. Bu da... ...padişahın kendisinin karar veremediğini... ...Ankara'daki meclisine ne karar verirse... Ona göre hareket edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla şimdi padişahlık halifelik kaldırılacaktır denmiş. Dememiştir. Denmemiş. Niye? Çünkü şu anda güçler birliği ve halkın bir araya gelip bir an önce düşmanı yurttan atmak istiyorlar. Yani Mustafa Kemal Türk işte ben padişahlığı kaldıracağım, halifeliği kaldıracağım demiyor o anda. Niye? Çünkü herkesin desteğini almak istiyor. Padişahı seven de gelsin, halifeyi seven de gelsin, İstanbul hükümetini seven de gelsin, bizi seven de gelsin, vatanı seven herkes gelsin diyor. Sonradan diyor savaştan sonra İtilaf devletlerinin baskısından kurtulduktan sonra meclis karar verecek padişahın valifenin durumuna diyor. Bu da ulusal iradeye önem verildiğini gösterir. Ve aynı zamanda e, herkesin bak bu da önemli. Herkesin e, bir arada bir arada olması sağlanıyor. Yani böyle kimseyi dışlamıyoruz. Yani sen padişahçısın gelme sen halifecisin gelme demiyoruz. Herkes bir arada olsun istiyoruz. Şimdi TBMM'ye karşı isyanlar çıkacak. Bu isyanlardan bazılarını işte Pontus isyanlarını, Ermeni isyanlarını azınlıklar çıkaracak. Demirci Mehmet Efe isyan, Çerkez Temm isyanını eski Kuvayi Milliyeciler çıkaracak. İşte Hilafet Ordusu, Anzavur'u İstanbul Hükümeti çıkaracak. Düzce, Konya, Milli Aşireti, Yozgat gibi farklı farklı isyanlar var. Bu isyanların en önemli özelliği bu isyanlar bizim Kurtuluş Savaşı'na başlamamızı engelleyecek. Sonuçta bize kim saldırdı? Düşman saldırdı. E, düşman şimdi buradan saldırmıştı. Kuay Milliye, Sütçimam, Ali Sahip Uruzavaş burada mücadele edecek şimdi. Ama düşman buradan saldırmışken Fransızlar ya da buradan Yunanlar saldırmışken, buradan Ermeniler saldırmışken biz kendi içimizde isyanlarla uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu isyanlar Kurtuluş Savaşı'nın başlamasını geciktirecek. Kardeşin kardeşle mücadele etmesine, e, savaşmasına sebep verecek. Daha da kötüsü bu isyanlar bizim silah kaybımıza, bu isyanlar bizim güç kaybımıza sebep verecek ama bunlar isyanların olumsuz özelliği. Olumlu özelliği ise TBMM bu isyanları bastıracak ve kofti bir TBMM olmadığını, gücünün olduğunu, mutlak bir iradesinin olduğunu gösterecek ve daha güçlü bir şekilde Kurtuluş Savaşı'na başlayacak. Şimdi ilk başta İstanbul hükümetini yani padişahın çıkardığı isyanlara bakalım. Burada birincisi Kuvayi İnzibatiye yani hilafet ordusu. Kuvayi Milliye iyi bir şey değil mi hocam? Harikasın. Burası çok önemli. Kuvayi Milliye iyi bir şey ama Kuvayi İnzibatiye Kuvayi Milliye'yi durdurduğu için TBMM'ye karşı isyan çıkardığı için iyi bir şey değil. Niye? Hilafet ordusu Kuvayi İnzibatiye, Kuvayi Milliye'yi durdurmaya çalışıyor. O zaman Kuvayi İnzibatiye vs. Kuvayi Milliye diyebiliriz. Biz Kuvayi Milliye'ciyiz. Biz TBMM'ciyiz. Dolayısıyla Kuvayi Milliye TBMM'nin yanında, Atatürk'ün yanında ve Kuvayi İnzibatiye'ye karşı mücadele ediyor. Burası önemli. Ahmet Anzavur isyanı da var. Bu isyan İstanbul hükümetinin Anadolu'daki otoritesini artırmak ve TBMM'nin kendisine alternatif olmasını engellemek istediği için çıkıyor. Yani Anadolu'da şimdi Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı ve güçlü bir şekilde ilerliyor. İstanbul hükümeti Padişah da ne oluyor ya diyor. Tamam, Havza Genelgesi yaptılar, Amasya Genelgesi yaptılar, Erzurum Kongresi yaptılar, Sivas Kongresi yaptılar, Amasya görüşmesi yaptılar. İstanbul'daki meclis kapanınca Ankara'da meclis açtılar ama yeter artık diyorlar ve o yüzden meclisin kapanması için meclise karşı isyan ediyorlar. Fakat bunların ikisi de başarısı olacak ve TBMM'e gücünü artıracak. İtilaf devletlerini ve İstanbul hükümetinin birlikte çıkardığı isyanlar ise genellikle şehir isimleri. Böyle Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Bozkır, Yozgat, Afyon, Koçgir isyanı. Bu isyanlarda itilaf devletleri işgalleri kolaylaştırmak istiyor ve milli mücadeleyi zor durumda bırakıyor. Yani böyle isyanlar çıkınca ne olacak? Biz bu isyanları bastırmakla uğraşırken esas düşmanla yani Yunanlarla mücadele edememiş olacağız. Yani o yüzden itilaf devletleri bu isyanları destekliyor. Azınlıkların çıkardığı isyanlar zaten iki tane azınlık var bize milli mücadeleye zarar veren. Bir Ermeniler var. Bir de Rumlar var. İşte Ermeniler ve Rumlar da Anadolu'da kendi bağımsız devletlerini kurmak istedikleri için hani hatırlar mısın zararlı cemiyetler vardı işte taşla kınçak cemiyetleri vardı Ermenilerin işte Rumların Pontus Rum cemiyeti vardı Mavri Mira Ettiki Eteri gibi cemiyetler vardı bunlar bulundukları bölgenin Rum devleti olması için Ermeni devleti olması için zaten azıyorlardı azınlıklar isyan çıkarıyordu şimdi TBMM'ye karşı isyan çıkaracaklar bu isyanları bastıranlar esasında bizim kendi TBMM'deki Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe gibi değerli komutanlarımız. Ama bu komutanlarımız da TBMM'nin ve düzenli ordunun denetimine girmek istemedikleri için bize karşı isyan edecekler. Yani kardeş kardeşi vuruyor. Yani Çerkez Eten bizim kardeşimizdi. Azınlık isyanlarını bastırıyor. İşte itiraf devletlerini çıkardığı isyanları bastırıyor. Ama sonradan düzenli ordunun ve Büyük Millet Meclisi'nin denetimine girmek istemediği için... Otorite altına girmek istemediği için bak otorite altına girmek istemiyorlar ve o yüzden de bize karşı isyan ediyorlar. Bu isyanlar da bastırılacak. Şimdi isyanlara karşı alınan tedbirler LGS'de gelir Tonguç. O yüzden buraya şöyle bir LGS yazayım önemli. Birincisi isyanları çıkaranlar vatan haini mi? Evet hocam vatan hainidir. Harikasın. İşte vatan hainleri için vatan hainliği kanunu anlamına gelen hıyaneti vataniye kanunu çıkarılıyor. Ve mahkemeler kuruluyor. Bak bu yargı yetkisi. TBM yargı yetkisini kullanıyor. Hıyaneti vataniye kanunu ise yasama yetkisi bak yasa çıkardı meclis. Yasa çıkardı ve hıyaneti vataniye vatan hainliği kanunu çıkarıyor. İstiklal mahkemeleri kuruyor yargı yetkisi. Milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlıyor. Fetva ne demek hocam? Çok güzel bir soru sordun. Fetva dini bildiri demek. Dini bildiri. Yani şimdi diyelim ki cuma namazına gittiğimiz zaman orada imam bize bir hutbe okuyor. Bu hutbede diyor ki işte depremzedelere yardım toplayalım. İşte Filistin'e yardım gönderelim. İşte Örnek veriyorum işte Çanakkale haftasında şehitlerimize dua edelim diyor. Mutlaka mutlaka milli mücadeleyi destekleyen fetvalar gibi e, bizim günümüzde de bazı dini bildiriler yayınlanıyor. İşte İstanbul hükümeti padişah camilerde diyor ki TBMM haindir bunlar dinsizdir bunlara destek vermeyin diye camiler üzerinden fetva yayınlıyor. Biz de Ali Rıfat Börekçi diye bir adam var. Bu adam sonradan Diyanet İşleri Başkanı olacak. Biz de bizim camilerimizden yani Ankara'daki camilerden diyoruz ki Müslümanlara. Ey Müslümanlar Cuma'ya hoş geldiniz. Aferin harikasınız. Ancak şunu da unutmayın. Biz TBMM olarak Müslümanız. Biz milli mücadele yapıyoruz. Biz İngilizlerle, Fransızlarla, Yunanlarla, Ermenilerle mücadele ediyoruz diye dini bildiriye inliyoruz. Karşı fetva yayınlıyoruz. Damat Ferit vatan haini ilan edilerek vatandaşlıktan çıkarıldı. Damat Ferit padişahın damadı. O böyle milli mücadeleyi durdurmaya çalışıyor. Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışmıştı. Başka başka da sıkıntılar yapınca onu vatan haini ilan ediyoruz. Ve isyancılar üzerine de Kuvayi Milliye birlikleri gönderiyoruz. Demek ki bu askeri bir müdahale. Şu ise dini bir müdahale. Dini olarak müdahale ediyoruz. Ve mahkemeler kuruyoruz. Bağımsız mahkemelerde yargılayacağız. Ve Hiyanet Vataniye Kanunu ile onları cezalandıracağız. Yargı mahkeme ile alakalı. Yasada kanun bak. Kanun kelimesini görsen Tonguç'um yasa diyeceksin. Mahkeme kelimesini görsen ne diyeceksin? Yargı diyeceğim hocam. Harikasın. Yargı demen yeterli. İsyanların sonuçlarına bakalım. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gecikti bak. Bu olumsuz bir durum. Düşmanın Anadolu'daki ilerleyiş kolaylaştı. Bu olumsuz durum bak. Bunlar hep olumsuz gördüğün bize Biz de böyle çizmişiz. Başta Yunanlılar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Yunanlılar oh oh rahat rahat ilerliyorlar. TMM'nin para ve silah gücü boş harcanıyor. Boş boşuna birbirimize mücadele etmiş oluyoruz. Fakat isyanları bastırdığımız için TBMM'nin otoritesi artıyor ve TBMM'nin güçlü bir meclis olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Tonguç'um dersimizi bitirdik. TAS uygulamasından mutlaka meydan okuma testini yap. Mutlaka tüm dersler Soru Bankası'ndan, Dinamo'dan ve Süpersonik'ten de ödevlerini tamamla. Hadi bakalım Ozan ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın. Derslerinize başarılar arkadaşlar. Tonguç Dershane sundu.